Atatürk inkılaplarının, devrimlerinin arkadaşlar son videosuyla karşınızdayım. Şimdi sanayi ve ticaret alanındaki gelişmelere geçeceğiz de. Bakın videoların hepsinde artık şunu artık şiar edindim. Hep söylüyorum. Böyle özet falan dinlemeyin arkadaşlar. Hiçbir halta yaramazlar. Yani öyle YouTube'da görüyorsunuz. O hoşunuza gidiyor. O 5 dakikada tarih. O öyle bir şey yok. 5 dakikada, 10 dakikada öyle bir şey yok. Yani emek vermeden bu iş olmuyor. Bana bir öğrenci gelmişti son bir hafta. Osmanlı'yı dedi hocam yarım saatte bir özetleyebilir miyiz? Ben sana dedim 3 saniyede özetleyeyim. Osmanlı kuruldu, yükseldi, battı. Ya bu böyle olmuyor bu işler. O yüzden de emek vereceksin. Sorular sapıtmıştır. Matematik kat sayılarıyla kapışıyor bizim sorular. Yani tarih soruları öyle. Beylik sorular değil. Ben de anlatayım size. Anlatacağım zaten size sınava yakın. Ama onlar sayısalcıların işine yarar. Senin işine yaramaz ki. Sen sözelcisin, sen KPSS'cisin, sen AYT'cisin. Bak AYT, KPSS falan hiç fark etmez bizde. Siz onu matematikçilerimize söyleyin. Bak birimi anlatıyorsun hocam, bak kimi anlatıyorsun diye. Bizde öyle bir şey yok ki. Bizde bilgi aşağıdakilerden. Hangisi aşağıdadır? Bitti. Yani TYT sorusu, böyle yorum sorusu çözerek de kendinizi kandırmayın. Yani bu iş biraz emek işidir. Ama şöyle bir güzelliği var. Bizim arkadaşlar emeğiniz verirsen bizim derse alırsın. Sonucunu alırsın. Yani bak trigonometri kasıyorsun mesela. Ne yapıyorsun trigonometride? 3 ay veriyorsun, 5 ay veriyorsun kendine. Ne yapıyorsun? En fazla 2 soru, en fazla 3 soru yapıyorsun. Şuna versen şeyini, yani matematikte çöz de. Yani şuna versen biraz emeğini, bu işi bitirirsin. Yani bunlar bir şey değil ki, formül sorular değil ki, bilgi. Kim neredeydi, şu neredeydi, bu ne yaptıydı, bunun sonucu ne olmuştu bu. Bir de arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Bildirim zillerini açın ve videoları beğenin. Bakın izliyorsunuz, dışarıdan çok izleyen, 30 saate çıktık neredeyse. Benim için çok güzel, yani daha 400, daha, keşke çok eskiden açsaymışız bunu. Öğrenciler de yazıyor, daha önce tanısaydık hocam falan diye, işte zor oldu, nasip. O yüzden kanalımızı güçlendirelim, videoları da beğenin arkadaşlar. Son videoyla, inkılapların son videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bundan önce ne yaptık? Bak İzmir İktisat Kongresi'ni topladık. Doğru mu? İzmir İktisat Kongresi'nde Türkiye'nin, yeni Türk Devleti'nin ekonomik modelini ne yaptık? Ortaya koyduk. Şimdi sanayi ve ticaret alanı gelişmeler var ya, İş Bankası'nın kurulması fikri nerede gündeme gelmişti hatırla? İş Bankası'nın kurulması fikri İzmir İktisat Kongresi'nde ticaret ve sanayinin gelişmesini sağlamak için atılan bir diğer adım. 26 Ağustos 1924'te Türkiye İş Bankası kuruluyor. Banka Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmasına rağmen özel bir banka. Dikkat, devlet bankası değil, özel bir banka. Aslında yarı özel de diyebiliriz. Bu hep tartışılır da işte, yarı özel. Yani çok burada girmiyor zaten tartışılan şeylere. Peki İş Bankası ticaret ve sanayi yatırımlarını desteklemiş mi? Evet. Daha sonra kurulan bankalarda örnek mi olmuş? Evet. Ve İş Bankası'nın ilk başkanı kimdir abi? Celal Bayar'dır. Doğru mu Celal Bayar? Neydi? Galip Hoca. Nazilli Kongresi'ni falan düzenleyen var ya, eski iddiaçıların, tetikçileri, eski iddiaçıların sağlam savaşçılarından. Peki ve Cumhurbaşkanımız olacak ha? 3. Cumhurbaşkanı. Sanayi ve Maden Bankası kuruluyor 1925'te. 19 Nisan 1925'te Ticaret Bakanlığı tarafından kuruluyor. Arkadaşlar bunların sadece size amaçlarını soracaklar. Bankaya, sanayi kuruluşlarına yatırım yapmak, maden imtiyazlarını alıp işletmek görevleri veriliyor. Sanayi ve maden. Zaten kelimeden çıkartırsın ya. Değil mi? Bu tür bankaların işlevi neydi? Eti Bankı, Sümer Bankı biraz sonra soracağım. Peki Ankara Fişek Fabrikası, Gölcük Tersanesi. Aa, deprem yaşadı ya. Şakir Zümre Fabrikası 25. Eskişehir Hava Tamirhanesi 25. Alpullu Şeker Fabrikası. Uşak Şeker Fabrikası. Arkadaşlar açılan ilk nedir biliyor musunuz? Uşak Şeker Fabrikası. Özel fabrikadır. Açılan şeker fabrikası bu, özeldir, devletin değil. Oradaki ahali yaptı, Uşak'taki ahali yaptı. Ve Kayseri Uçak Fabrikası, bunu ulaşımda anlatacağım arkadaşlar. Bu teyyare satacağız dünyaya ya. Teyyare. Peki reji idaresi. Bu da çok karıştırılıyor. Daha sorusu arkadaşlar öyle yoğun olarak gelmedi. Bir tane soru çıktı onunla ilgili. O da öyle şeyden, şıklar arasındaydı. Şimdi bak bu idare Osmanlı döneminde tütün, tuz tekeli var ya. Bunu yöneten 1887'de yıllık karından belli bir miktarını Büyülü Umumiye Kurumu'na aktaran bir kurum bu. Reji idaresi altında tütün kaçakçılığı ülke çapında önemli boyutlara ulaşıyor. Reji kaçakçılarla mücadele için maaşlı kolcular çalıştırıyor. Bu Fransız şirketi arkadaşlar. Yani gelmişler, tütünümüze çökmüşler. Biz iflas ettik ya.
İşte Muharrem kararnameleri, düğün umumiyenin kurulması arkasından 19. yüzyılın sonlarından bahsediyorum. Adamlar da geldiler, tütünümüze çöktüler bir güzel. Kolcular, bakın bu türkülere geçen bir hadisedir. Öyle katliamlar yapıyor ki herifler. Ellerindeki silahlarla tütünü koruyacaklar güya, halka zulmediyorlar. Kolcular gelmesinde Halil'im aman kurşun atalım mıydı? Türk'ün ismi tam hatırlayamadım. İşte orada arkadaşlar bu katliamlara imza atan birliklerden bahsediyoruz. Ve bu idare 1 Mart 1925'te tütün rejisi bu Fransızlarla alınıyor, devletleştiriliyor, millileştiriliyor. Doğru mu? Tüm halk ve yükümlülükleri devlete devrediliyor. Zaten bunu demir yollarında da yapacaklar. Yani tam bir millileştirmeden bahsediyoruz. Emlak ve Eytam adı üstünde arkadaşlar. Emlak ve Eytam ne için kurulmuş olabilir? Tabii ki Türkiye'de halkın inşaat teşebbüslerini desteklemek, gerekli kredileri sağlamak ve yetim haklarını korumak amacıyla Atatürk'ün talimatları doğrultusunda kurulmuştur. Emlaktan çıkartırsın bunu. Rejide belki bir sıkıntın olur. Tütün tekel edersin Fransızların. Tütüne çökmesi, bizim tütünümüze çökmese sorun ne oluyor? Millileştiriliyor, devletleştiriliyor. Peki kabotaj yasası çok çok önemlidir. Bayramı bile kutlandı 1 Temmuz'da. Zamanında 1926'da. Şimdi arkadaşlar direkt milliyetçilik hiç düşünme, bol bol Türk kelimesi görüyorsan Türk karasularında yalnızca Türk gemileri ticaret yapabilir, taşımacılık yapabilir, mal götürebilir. Türk doğrudan milliyetçiliği al. Şimdi kanuna göre bak okuyorum tam. Akarsularda, Marmara Denizi'nde, Boğazlarda, göllerde, tüm karasularında, bunun dışında tüm körfezler, limanlar, koylar, buna benzer yerlerde yelken, kürek, makine ve hareket eden araçların bulundurulması ve bu araçlar içinde mal ya da yolcu taşıması hakkı yalnızca Türk vatandaşlarına veriliyor. Şunu söyleyebilir miyim? Lozan'da şu kapitülasyonları kaldırmıştık ya. Onun devamı niteliğindeki bir olayı da çözmüş olduk. Bağımsızlıkla mı ilgilidir? Evet. Milliyetçiliğe mi götürsün? Evet. O zaman Lozan'da kapitülasyonlardan kalan bir artık durumu ne yapmış olduk 1926'da? Temizledik. Kabotaj yasasıyla dedim ya. Bayramını bile kutlamışlar. Direkt milliyetçilikle ilgilidir. Unutmayın. Peki teşviki sanayi çok önemli bir kanuna daha geliyoruz. 1927. Şimdi arkadaşlar devlet diyor ki özel teşebbüsü destekleyelim. Ne yapacağız bunun için? Özel girişimciyi desteklemek için bir kanun çıkartacağız ve onlara bazı imtiyaz demeyeyim de kolaylıklar getireceğiz ya. Özel teşebbüse kolaylıklar getireceğiz. Öyle kalkınsın ülke. Özel girişime destek sağlamak direkt hiç düşünme al. Milli sermayeyi güçlendirip yerli sanayi kurmak evet. Dış ülkelere bağımlılığı azaltmak teşvik sanayinin 3 temel amacı. Peki ne tür tedbirler getiriyor? Bir kere sanayi alanında kullanılması gereken bütün araç ve teçhizatların gümrük vergisine muaf tutulmasını getiriyor. Arkadaşlar sanayi alanında kullanılan bütün araçlar gümrük vergisi bundan almıyoruz. Gelsin en azından içeride sanayiyi kuralım ve yerli sanayiyi kuralım, yerli sanayi güçlendirelim. Hazine arazilerinde belli koşullarda sanayi tesislerinin kurulması. Bunlar işte belediyenin işte 10 hektardır, şudur budur bir sürü şeylerden bahsedilir. Çok önemli değil. Buralarda devlet diyor ki arazilerimi açarım ben sana yeter ki sen sanayi kur. Milli sermayeye ucuz devlet arazisi binaları tahsis edip taşıma indirimlerinin ve vergi muafiyetinin sağlanması. Tamam. Bunu arkadaşlar serbest cumhuriyet fırkası çok üzerine duracak ya illa da teşvik sanayi kanunu uygulanacak illa teşvik sanayi yalnız 2 yıl sonra ne oluyor 27'den 1929'da dünya ekonomik buhranı çıkınca gümrüğü işte bu kanun doğru mu? Yani tam olarak uygulanamayacaktır. Bu kanun işte 1929 dünya ekonomik bunalımına kadar özellikle bakın sektörlere bak çimento, şeker, dokuma sektörlerinde üretim artışını sağlıyor. Ancak dedim ya 29'da New York borsaları çöküyordu ya. Çok korkunç bir şeydir bu 29 ekonomi dünya ekonomik bunalımı. Bak İtalya'da faşizmi, işte Almanya'da nazizmi, yani kısaca 2. Dünya Savaşı'na giden süreci başlatan budur. 1929 dünya ekonomik 50 milyon kişinin işsiz kalmasından bahsediyorum. Binlerce 50 milyona yakın şirketin batmasından bahsediyorum. Yani binlerce kişinin şeyin bankanın batmasından bahsediyorum. Korkunç bir şey ve bu maalesef biz de etkileneceğiz buradan. Özel sektör tarafından kurulan ilk fabrika neydi arkadaşlar? Biraz önce söyledim. Uşak Şeker Fabrikası. Özel liberal ekonomi politika demiştik ya teşvik sanayide. Peki şimdi bak 29'da dünya ekonomik bunalımı başlıyor ya. Merkez Bankası direkt devletçilik hiç almadı şey yapmak. Kim kurdu devlet devlet devlet. Peki nedir amaçları? Para piyasasını ve para dolaşımını düzenlemektir. Bak Merkez Bankası'nın temel işlevleri hazine işlemlerini yerine getirmektir. Günümüzde de öyle. Türk parasının istikrarına yönelik
Önlemler almak, banknot basımını tek elden yürütmek ki para basımı da zaten başka kim basıyor? Devlet hazinedarlığını üstlenmek gibi görev ve yetkilere sahip olmuştur. Bak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası değil, dikkat edin, bağımsız bir kuruluştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. O yüzden Cumhuriyeti böyle bir sahiplenme değil. Yani para piyasalarını bayağı bir özel kurumdur Merkez Bankası o dönemde. Peki Sümerbank arkadaşlar, direkt tekstil gelecek aklınıza. En başta en başta tekstil alacaksınız. Tekstil sektörüne öncülük etmesi amacıyla 1933'te kuruluyor. Devlet sanayi ofisinden devralacağı fabrikaları işletmek ve özel sanayi kurumlarındaki devlet katılım hisselerini ticaret kanunu hükümlerine göre iade etmek. Tamam. Özel kanunlarla verilmiş izinlere dayanarak yapılacak fabrikalar hariç olmak üzere devlet sermayesiyle oluşturulacak bütün sanayi kurumlarının etüt ve projelerini hazırlamak ve bunları tesis etmek ve idare etmek görevleri veriliyor. Ama senin burada bileceğin şey nedir? Tekstil. Bak benim dedem yapmıştı Sümerbank'ın müdürlüğünü Çorum'da. Ve aldığın ayakkabıyı 10 yıl falan giyiyorlarmış. En iyi şeyler, basmalar, en iyi kumaşlar Sümerbank tarafından üretiliyor. Öyle güzel bir tesismiş bu Sümerbank 1933'te. Şimdi arkadaşlar, daha sonra 1. 5 yıllık kalkınma, sanayi kalkınma planı uygulanıyor 34 ile 38 yıllar arasında. Türkiye'de aslında amacına çok kısa sürede, bak 5 yıllık ama 4 yılda bitiriyorlar, ulaşan bir sanayi planından bahsediyoruz. Şimdi temel tüketim maddelerinin yurt içinde üretilmesini öngören bu plan direkt devletçi, hiç düşünme devletçi ekonomi planı. Çünkü bunun arkasında bir şeyler yok. Yani özel sektör yok. Devletçi ekonomik model çerçevesinde uygulanıyor. Temel amacı ne? Ülke içindeki üretim ve istihdamın artmasını sağlamak. Ve planda özellikle 3 beyazlar, un, şeker, pamuk, 3 siyahlar, petrol, kömür, demir üretimine ağırlık verilmesi hedefleniyor. Bu planla kurulan fabrikalara bak. BES, Bakırköy'de, İstanbul'da 34'te kuruluyor. Gül yağı fabrikası, Isparta 1935. Kükürt fabrikası, Keçibolu, Isparta 35. Dokuma fabrikası, Kayseri 35. Paşabahçe. Burada arkadaşlar en popüler kullanılan bunlardır zaten. Şeylerde, sorularda Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası, direkt devletçilik. Bak devlet kuruyor bunları. Beykoz, İstanbul 35. Kağıt fabrikası, İzmir 36. Merinos fabrikası 1938, Karabük Demir Çelik, bunlar da en popüleridir. 39, bez ve iplik fabrikası Malatya'da 39'da kuruluyor. Peki Etibank dediğimizde direkt yeraltı kaynakları gelecek. Şimdi Türkiye'de yeraltı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere Türk sanayisinin ihtiyacı olan madenleri, hammaddeyi, enerjiyi üretmek ve her türlü bankacılık işlemleri için kuruluyor. O zaman Etibank deyince ne geliyordu aklınıza? Madencilik, 1. 5 yıllık kalkınma planı, devletçilik. Sümerbank deyince tekstil. Merkez Bankası deyince para piyasası, para ekonomisi, para piyasası, para dolaşımı düzenlemek, direkt devletçilik. Peki MTA dediğimiz arkadaşlar, maden tetkik, teknik değil bak, tetkik, inceleme demek tetkik. Peki Türkiye'de maden ve taş ocağı alanlarını araştırıyor. İşletilen maden ocaklarının daha verimli çalışmasını sağlamak, jeolojik ve jeofizik etüt ve laboratuvar incelemelerini yapmak, madencilik sektörü için uzman ve teknik personel ve nitelikli işçi yetiştirmek amacıyla kuruluyor. Ve genel olarak kamusal kaynakları kullanmak yoluyla ekonomik alanda faaliyet gösteren devlet kuruluşları yapılıyor arkadaşlar. Kitler, bak hep 50'lere falan getiriyorsunuz, bu da yanılan bir şey. Kitlerin kurulması da direkt Atatürk dönemidir. Genel olarak kamusal kaynakları kullanmak yoluyla ekonomik alanda faaliyet gösteren devlet kuruluşları, kamu iktisadi teşekkülleri. Doğru mu? Bu gelecek aklınıza. Kitler kurulacaktır. Peki tarım alanında ne yapılıyor? Arkadaşlar Ziraat Bankası, bak 2. Abdülhamit zamanındadır. Bunun ta temeli memleket sandıklarına kadar gidiyor. Abdülaziz zamanlarına gidiyor. Ama siz neyi bileceksiniz? 2. Abdülhamit bunu Ziraat Bankası'na dönüştürmüştür. Cumhuriyet'in kurduğu bir banka değil orijinal anlamıyla. Ama bu yapılandırılıyor. Şimdi 1867'de memleket sandıkları nizamnamesinin yürürlüğe girmesiyle temeller atılıyor ya. Ziraat Bankası 2. Abdülhamit'in döneminde 1888'de menafi sandıkları işlevine üstlenecek. Modern finans kuruluşu olarak resmen kuruluyor. 24'te de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir yasayla Ziraat Bankası bütçe kanunuyla
anonim ortaklık haline getiriliyor. Temel işlevi nedir? Çiftçilere kredi verecek. Evet. Tarıma destek olacak. Evet. Ayrıca çiftçiye traktör mü dağıtacak? Başta traktör dağıtımı alet edevat, tarımsal alet ve edevatla temin edecektir. Adı üstünde Ziraat Bankası'nın işleminden çıkarsınız. Böyle bir soru gelirse basit. Peki aşar vergisinin kaldırılması. Öşur, aşar. Bak bunun üzerinde çok durmuştum. Sen Müslümansın, köydesin. Ben vergiciyim, geldim. Dedim ki çıkart bakayım ne ürettin sen bu sene. Aha nohut, aha pirinç, aha bilmem ne. Dedim ki 10 kilosunu, onda birini bana vereceksin. 100 kiloysa 10 kilosunu bana vermek zorundasın. Sen şunu yapamıyorsun. Al abi ben nohutum çok az, şu parayı al diyemiyorsun. Aynı vergidir. Ne demek bu? Ürün üzerinden alırım. Doğru mu? Bunu kaldırıyoruz. Arkadaşlar nerede karar verilmişti? İzmir İktisat Kongresi'nde. Nerede kaldırıldı diye sorarsa, ne zaman kaldırıldıysa 2 sene sonra 1925'te ancak kaldırılabildi. Ve İzmir İktisat Kongresi'ne karar verilmişti. Müslüman halktan ürün üzerinden alınan bir vergiydi. Halkçılık anlayışı hiç düşünme. Halkçılığı yapıştır gitsin. Direkt köylünün üzerinden çok büyük bir yükü kaldırıyorsun. Ve ama devlet de en büyük vergi kaynağından vazgeçiyor. Böylece Türk köylüsünün üzerinden büyük büyük kalkıyor. Bununla birlikte tarımsal üretim 4 katına çıkıyor arkadaşlar. Ancak bütçe ilk kez o yıl açık veriyor. Yani sen halkçılığı yaptın ama tabii ki bunun da faturasını devlet ödemiştir. Peki tarım için gümrük vergisi kaldırılıyor arkadaşlar 26'da. Ziraatte kullanılan hani bu taşıtlar, makineler falan var ya başta traktör olmak üzere. Bunun için gereken akaryakıt, zirai ilaçlar, üründen hiçbir şekilde gümrük vergisi alınmıyor. Böylece modern tarım teşvik ediliyor. Peki zirai kredi kooperatifleri kuruluyor 29'da. Ardı ardına kurulan zirai kredi kooperatifleri köylüyü ekonomik zorluklara karşı koruyan bir kalkan vazifesi görecektir. Ve Yüksek Ziraat Okulu açılıyor Ankara'da. 1930 yılında kuruluyor arkadaşlar. 16 Haziran 1933'te Yüksek Ziraat Enstitüsü'ne dönüştürülüyor. Bu enstitüsü, bak bu enstitü ne yapıyor? Gerek kuruluşu ve gerekse akademik faaliyetleriyle tam bir tarım üniversitesi moduna giriyor. Doğru mu? Tam bir tarım üniversitesi. Kısaca bilgili, bu işten anlayan, tarımdan, şeyden, ziraatten anlayan kişileri yetiştiriyor ya. Doğru mu? Yani kadro, eleman. Peki amaçları Türk tarımını modernleştirmek doğru. Tarımsal sorunları bilimsel açıdan görmek ve çözmek tabii ki. Türk tarımına hizmet edecek ziraat yüksek mühendislerini yetiştirmek ve bu alanda eğitim, öğretim ve araştırma yapmak olarak belirleniyor. Sonra zirai kombinalar. Bak bunları hiçbir kaynakta görmezsiniz. Bilin. Tarım aletleri, makineleri ve ilaçlarının satın alınarak halka tanıtılması amacıyla kuruluyor. Çok şey yapılmış. Özellikle tarım temel politika değil mi? Haline gelecek. Arkadaşlar Atatürk Orman Çiftliği, Mustafa Kemal. Yani diyorlar ki burada hayatta bir şey yetişmez. Burası bataklık ya. Kendisi arkadaşlar her alanda olduğu gibi orada da orayı da bir ormanlık alan haline getirmeyi başaracak. Şimdi ulaşım alanında gelişmeler var. Bakın Cumhuriyet'te Osmanlı'dan Anadolu ve Trakya'da toplam 3.350 kilometre demiryolu hattı var. Ancak bu yani yabancı sermaye tarafından yapılıyor bu şeyler. Hatta ikinci haftanın bir zamanında anlattım hatırlayın 3B. Berlin, Boğazlar, Bağdat demiryolu hattı falan vardı ya. Herifler Bağdat petrollerine çökmek için yapmıştı. Yani bu projeyi hayata geçirmişti. Hepsinin arkasında yabancı sermaye var. Aydın, Kuşadası hattı yine yabancı sermaye var. Peki Cumhuriyet döneminde Türkiye tamamen kendi kaynaklarını kullanmak istiyor bu konuda. Bağımsızlık bak. 25-33 yıllar arasında 2048 kilometre demiryolu yapıyorlar. 39 yılına gelindiğinde demir yolları 3000 kilometreyi aşmış. Ve bakın marşlara geçiyor. Hani demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan diyor ya. Ha, marşlara kadar geçen bir şeyden bahsediyoruz. İlk Türk demiryolu müteahhitine dikkat edin. Nuri Demir Ağa. İleride bunu arkadaşlar Çağdaş'ta anlatacağım. Milli Kalkınma Partisi'nde göreceğiz. Yani Türkiye'nin ilk muhalefet partisinde göreceğiz. Nuri Demir Ağa aynı zamanda nedir? Seri halde teyyare üretimini başlatan ilk adam. Vecihi Hürkuş'ta ilk kez yerli uçağı yapıp uçan adam. Ama Nuri Demirhan seri halde fabrikasyon, teyyare olayı. Peki ayrıca demir yollarının işletmeleri yabancı sermayeden alınıyor. Arkadaşlar bunların hepsine çöküyoruz. İyi de yapıyoruz. Çünkü herifler zaten sömürü aracı olarak kullanıyorlar ve biz bunları millileştiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları var ya bunların denetimi altına alınıyor. Demir yolların millileştirilmesi özellikle Fransa ile falan çok kapışacağız. Bu vagonliği olayını falan anlatacağım size. Anadolu Demir Yolu ile Mersin, Tarsus, Adana hattının satın alınmasıyla bu iş başlar. Sonra da bütün hepsini millileştiririz. Peki 1 Temmuz 1926'da ne çıkmıştı? Kabotaj Kanunu. Neydi?
Bak hep üzerinde durdum. Türk, 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 Türk. Eğer sen Türk kelimesini bol bol görüyorsan milliyetçilik, bağımsızlığını görüyorsan milliyetçilik. Kabataş Kanunu'ndaki özne biliyor musun? Diyor ki Türk karasularında ancak Türk gemiciler yararlanabilir. Her tarafından işte gölünden, nehirinden, denizinden ve Kabataş Kanunu'yla Türk karasuları yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına gemi işletme hakkını veriyor. Bu kanun milliyetçilik ilkesi doğrultusunda atılan bir adım. Bu kanunun sağladığı güvenceyle ilerleyen yıllarda Türk Deniz Ticaret Filosu kurulmaya başlanıyor. Bu alandaki çalışmalara mali destek sağlamak için Denizbank kuruluyor arkadaşlar. Denizbank bak günümüzdeki bu. Tıpkı demir yollarında olduğu gibi deniz yollarında da Türkiye kendi imkan kaynaklarıyla hareket eden, bak kıskanılacak derecede bağımsızız. Kendimiz, kendimiz, kendimiz. Hep kendi kaynaklarımızla yapacağız bu işi. Peki, askeri pilot, uçak imalatçısı ve uçak mühendisi olan Vecihi Hürkuş'a dikkat arkadaşlar. Bu size daha gelmedi. Türk havacılık tarihinde önemli bir isim ve 1925'te kendi küçük atölyesinde İzmir'de bir uçak yapıyor. Vecihi K6 diyorlar ve 1925'te başarılı bir deneme uçuşu yapıyor. Hatta burada izin almadığı için bir ara gözaltına falan alınacaktır. Arkadaşlar yılmıyor Vecihi Hürkuş. Bak Vecihi ilk kez kendi yerli uçağını, Türkiye'nin yerli uçağını yapan adamdır. Ama Nuri Demirağ dersek, Nuri Demirağ seri halde üretime, yani seri halde üretime başlayan ilk ne diyelim iş adamıdır. Doğru mu? Peki ilk yerli uçağı, Türkiye'nin ilk yerli uçağını yapan ve bununla uçan ilk kişi Vecihi Hürkuş. 1932'de Türkiye'nin ilk sivil uçuş okulunu yine Vecihi Hürkuş açıyor ve sivil uçak okulu Kadıköy'de açılıyor. 1936'da havacılık sanayisinin ilk temellerini atmaya başlayan Nuri Demirağ altını çizdim. Madem ki arkadaşlar ben buradan kitapta soru yapmıştım. Bir millet tayyaresiz yaşayamaz. Öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Şiarıyla yola çıkıyor ve ilk seri üretime başlıyor. Seri üretim olarak 1936'da ilk Türk uçağını yapıyor. Bak ilk Türk uçağı derse buralarda karıştırmayın. Yerli uçağını yapıp uçan Vecihi Hürkuş. Ama seri halde yani bayağı üretime başlayıp bunu ticari amaçla yapan derse tabii ki Nuri Demirağ. İlk yerli paraşütte arkadaşlar Nuri Demirağ tarafından yapılıyor. İstanbul Yeşilköy'de Gök Stadyumu adını verdiği ilk sivil hava meydanında çalışmalara başlıyor. Yeşilköy'de Gök Stadyumu kurulmasından sonra Sivas Divriği'de de pilot yetiştirmek üzere Gök Okulu adı verilen akademiyi kuracaktır. Şimdi son artık olayımız sağlık alanında gelişmelerinden bir özetleyelim ve arkadaşlar Atatürk inkılaplarının devrimlerini bitirmiş olalım. Şimdi Cumhuriyet döneminde milli sağlık politikası vatandaşların sağlığını korumak, evet ölüm oranını azaltmak arkadaşlar topu topu 13,5 milyon adamız tam Cumhuriyet döneminde. Peki nüfusu artırmak, kesinlikle bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek, tifo yani Cumhuriyet bunları yıkmıştır. Verem arkadaşlar ne tür hastalıklarla uğraştılar ve bu yolla bireylerin sağlıklı yetişmesini sağlamak olmuş. Hep İspanyol gribi Atatürk bile yakalanmıştır. Enver Paşa bile yakalanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren nedenlerden birisi bir şeydir. İspanyol gribidir. Peki numune hastaneleri, sağlık ocakları, doğum evleri açılıyor. Sağlık hizmetlerini köylere kadar götürmek ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek hedef olarak belirleniyor. Tamam. 28'de halk sağlığının korumasına yönelik temel laboratuvar. Buna dikkat edin. Hıfzı sıha müessesesi kuruluyor arkadaşlar. 1930'da bu pandemi döneminde çok tartışıldı ya niye kapatıldı edildi diye. 30'da arkadaşlar umumi hıfzı sıha kanunu çıkartılıyor. Hıfzı sıha kanunu ile kolera, veba, tifo, tifüs, zehirlenme, çiçek, difteri, kızıl bütün bu hastalıklar gerçekten o dönemde Cumhuriyet döneminde başımızın belası olmuş. Bunlarla mücadele edilecektir. 1877'de de Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti olarak kurulan ki hangi döneme denk geliyor? İkinci Abdülhamit zamanı. 1923'te arkadaşlar Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti'ni adını alıyor. Sağlık ve Yardım Kuruluşu Atatürk tarafından da direkt çok öz güzel bir şeyle Kızılay adı veriliyor. Yani 1877'de kurulan Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti Kızılay oluyor. Ve kuruluş 1935'te Türkiye Kızılay Cemiyeti. 47'de de Türkiye Kızılay Derneği adını alıyor. Sağlık ve sosyal yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Peki sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefiyle en uygun olarak 1924'te Ebe Okulu, 25'te de Kızılay Hemşire Okulu açılıyor. 24'te de arkadaşlar İstanbul ve Sivas'ta sağlık memurları yetiştiren okullar açılıyor. Burada dikkat etmemiz gereken ne? Hıfzı sıhhate dikkat. Direkt salgın hastalıklarla mücadele. İkincisi Osmanlı'dan kalan bir yardım kuruluşunun Kızılay olarak değiştirilmesi.
Atatürk döneminde. Arkadaşlar, inkılapları bitirmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Videoları lütfen en baştan alın. Osmanlı Devleti'ni bitirmiş oldum. Atatürk döneminde inkılap tarihini öyle bir yorduk ki sadece iç ve dış politika kalmıştır. Onun dışında hiçbir eksiğimiz yok. Onu da çok yakın zamanda çekerim. Notları tamamlandı. Videoları en baştan izleyin arkadaşlar. Oynatma listelerini hazırladım. Bir de lütfen kanala abone olun. Dışarıdan dışarıdan izlemeyin. Bir bildirim zillerini de açın. Kanalımıza destek olmak şarttır. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.